Doğu Türkistan'da Çin'in tutuklamaları devam ederken diğer yandan Çin'in sır gibi sakladığı tutuklular gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre başkent Urimçi'de 2002'den 2011 yılına kadar orta öğretim dil edebiyat derslerinin düzenlenmesine önemli rol oynayan isimlerden Uygur akademisyen, profesör ve rektör yardımcısı Kamil Rahim'in Nisan 2018 tarihinde Çin polislerince tutuklandığı, profesörün Hollanda'da ikamet eden kızı Merhaba Kamil tarafından teyit edildiği bildirildi. Çin'in Nazi kampları kurarak milyonlarca Türk'ü hapsettiği Doğu Türkistan'da sıkı denetimi gazetecileri şaşırttı. Bloomberg News'in haberine göre Çin'in talebi ve organize etmesiyle Doğu Türkistan'ı ziyarette bulunan Bloomberg News muhabirleri bölgede bazı gözlemlerde bulundu ve önemli fotoğraflar kaydetti. Muhabirler gittikleri her yerde sıkı kontrol uygulandığını, her köşe başında elleri sopalı kişilerin olduğunu, alışveriş merkezleri gibi sosyal alanların tamamında insanların arandığı ve çeşitli cihazlardan geçmek zorunda olduğunu, şehirlerdeki Uygur İslami dokunun gelişmiş teknolojileriyle ve Çin imaratlarıyla gizlenmeye çalışıldığını gözlemledi. Ayrıca Çinli yetkililer tarafından ziyarete götürüldükleri sözde eğitim adı altındaki Nazi kamplarında Uygurların hepsinin bir ağızdan bu merkeze kendi isteğimizle geldik demelerinin inandırıcı olmadığını vurguladı. Venezuela muhalefetinin 1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapma planları hakkında konuşan Zaharova, Venezuelalı siyasetçileri provokasyona gelmeme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın toplantısında muhalif lider Juan Guaido'nun 1 Mayıs'ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapacağız açıklamasını değerlendirdi. Zaharova, mevcut iktidarın görevden ayrılması için ABD'nin her türlü istikrarsızlık seçeneğine olumlu baktığının da altını çizdi. Çin, Tayvan Boğazı'na giren bir Fransız savaş gemisiyle ilgili Fransız hükümetine resmi bir ihtarname gönderdiğini açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı'na göre Fransız savaş gemisi Tayvan Boğazı'na girdi ve Çin donanması bu gemiyi uyardı. Reuters'ın Fransız Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağı dayandırdığı açıklamasına göre ise Fransız donanmasının Tayvan Boğazı'ndan yılda ortalama bir kez herhangi bir olay veya reaksiyon olmadan geçiş yaptığı belirtildi. Öte yandan Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı bu ayın başlarında Çin'e ait 2 adet J-11 savaş uçağının 31 Mart'ta Tayvan Boğazı'nın Tayvan tarafına geçerek savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini açıkladı. Mart ayı sonlarında ABD donanmasına bağlı USS Curtis Wilbur Destroyer'i ve USCGC Bertolt sahil güvenlik teknesi tartışmalı bölge Tayvan Boğazı'na girmişti. Sri Lanka Başbakanı Reynil, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırıları düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu. Diğer yandan 359 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıların ardından Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti.